ve destanları söyleyen, dillendiren kadınların karşısında ise erkekler çıkıp boy gösterisi yapıp kendi yöresel danslarını, folklorik oyunlarını oynuyorlar. Bu da o bölgeye has bir çay. Nane çayı. Evet. Ama işte bu ama bu nane çayı değil. Nane ama farklı bir çay. Bunu da şimdi birazdan söyleyeceğim. Şimdi biz sahraya girdik. Bağırsaklarımız iflas etti. Çünkü o bölgede farklı mikroplar var. Yani bağırsaklar iflas etti. Hep ihtiyaç duyuyoruz. Böyle olunca dediler ki sizin dermanınız bu çay. Ve içinde nane, bölgenin kendi özel bir şeyi çay, kekik olan farklı bir karışım. Bu çayı içtiğiniz zaman 15 dakika içerisinde bağırsaklarınız düzeliyor. Bundan dolayı ama bir de şöyle bir şey vardır. Burada çay, köpüklü çay makbul. Öyle. Evet, kahve köpürtüyorlar köpürtüyor. Ve ne kadar köpürtürse bu çayı tam 5 defa boşalttı. Evet. Üstü doluncaya kadar. Evet. Bu misafire hürmet ve saygı alameti olarak görülüyor Afrika'da. Çay ne kadar köpüklüyse o kadar siz değerli bir misafirsiniz. Bundan dolayı bizi orada memnun edebilmek adına bu çayı olabildiğince köpürttüler. 5 defa koyduk. Bu da evet, bu da bizim Agadez Abalak bölgesinde 2. Abdülhamit'in yaptırmış olduğu Osmanlı medresesi. Çok güzel, çok iyi. Hala ayakta. Biz bunun ihya edilmesini istedik. İçerisindeki maalesef tarihi yazmaları Fransızlar kaçırmışlar. Sadece 3 çuval kalmış. Bir tane 400 küsür yıllık bir Kur'an-ı Kerim nüshası vardı. İhya edilmesi için ilgili yerlere raporları yazdık artık kendi takdirlerinde. İşte fakat biz istedik normalde Süleymaniye'ye getirelim, kayıt altına alalım diye. Ama vermediler. Vermeleri de gayet tabii kendi mirasları, ata yadigar olarak şeyler. Biz olsak biz de vermeyiz. Ama işte bu tamamen iç yapısı Osmanlı mimarisini zaten kısmen de olsa çöl ortamında ifade ediyor. Ama en büyük alameti de bu arkadaşlar. Hala minarelerindeki ay ve hilal varlığını muhafaza ediyor. Ve bu şekilde hala devam ediyor. Ve sanatsal zevkleri çok güçlü. Bu arada bunu söyleyeyim. El işçilikleri mükemmel. Bu arada sadece bir detay ama bunu size göstermem gerekiyor. Tuareg kabilelerinde mühür her kabileye ait bir damga var. Şu ön tarafa bakabilir misiniz? İçine. Sol taraftaydı. Bizdeki tamga var ya, tamga. Aynısı hala bu coğrafyada var ve her deve veya küçük baş hayvanın boyun ve sağ ayak arkasına kabileye ait bu damgayı vuruyorlar ve her bölgenin, ben Agadez bölgesine gittiğim için Agadez damgası aldım. Evet, bunu bir gezdirin ellerinizde. Bu çok değerli bir parça benim için. Nijer'den getirdim. Bir damga, bakırdan yapıyorlar veya çelikten. Bu damga hala var ve çadırlarının üst çatılarına yerleştirmiş oldukları halılarda da bu damgalar hala var. Islarak vuruyorlar hocam, boyayla mı? Boyayla yapanlar da var, ıstarak vuranlar var ama deveye genellikle ıstarak yapıyorlar. Ve bu hala devam eden bir gelenek, bu bir şifre. Niye? Yüzyıllar boyunca bu kabileler arasında yağmacılık olduğu için anlaşma tesis edilirse kabileler arasında herkes o damgalardan hayvanları tespit edip geri alıyorlar. Bu birinci amacı. Tabii bunun haricinde farklı amaçları da var. Farklı anlamlara geldiği, işte dört ucunun olması, özgürlük, adalet, eşitlik gibi başka anlamları barındırdığıyla alakalı bir şey. Ama sanatsal yönleri gerçekten tamamen el işçiliği. Buraya getirseler çok büyük fahiş fiyatlara satarlar. Ördükleri halılar, bu şu an deve, ceylan, antilop, fil, timsahtan bakır kakmalarla yaptıkları el sanatları mükemmel seviyede diyebilirim. Bundan dolayı bu coğrafyayı bilmemiz gerekiyor, tanımamız gerekiyor. Bu sınırlar eski Osmanlı sınırları. Doktora tezimizde bu ortaya çıkmış oldu. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.